Herkese merhaba. Samsung Galaxy T5 tabletler geçtiğimiz günlerde Türkiye piyasasına giriş yapmıştı. 8.4 ve 10.5 inç ekran büyüklüğüne sahip çeşitler var Samsung Galaxy T5 ailesi içerisinde ve elimizdeki üründe 10.5 inç ekranı sahip bir tablet. 2560x1600 piksel çözünürlüklü bir ekranı sahip, Super AMOLED ekranı sahip Samsung Galaxy T5 ve Samsung Galaxy S5'inkine benzer bir tasarım, bir yapı söz konusu. Android ile çalışıyor. Android 4.4 KitKat var. 8 çekirdekli işlemci var. Bunun yanı sıra 3 GB RAM. 8 megapiksel arka kamera, 2.1 megapiksel ön kamera mevcut. Bu tablet şu anda gördüğünüz gibi kutusu kapalı şekilde, henüz açılmamış şekilde elimize ulaştı. Ve ilk açılışını beraber gerçekleştiriyoruz Samsung Galaxy Tab S'in. Ve detaylı incelemesi de ilerleyen günlerde Teknoblog'da olacak. Kolay açılıyor. Herhangi bir jelatin yok. Şu şekilde etiketleri yırtsak sorun kalmayacaktır. Yine tırnaklarımıza güvenerek bu açma işlemini gerçekleştirmeye çalışalım. Maalesef bizim meşhur tırnaklarımız, jelatinleri rahatlıkla açan tırnağımız başarılı olmadı. Bu nedenle biz de bir makas yardımıyla güvenlik bandını şöyle keselim ve açılışı gerçekleştirelim. Ve gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Tab S koruyucu kılıfın içerisinde karşımıza çıkıyor. Hemen tableti çıkaralım. Samsung'un tableti arkası görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy S5'inkine benzer bir dokuyla, malzemeyle kaplı ve oldukça ince bir gövdeye sahip görmüş olduğunuz gibi. Gayet hafif Samsung Galaxy S5'in havasını yansıtıyor söylediğimiz gibi ve oldukça etkileyici gözüküyor. Hem yatayda hem de dikeyde bu tableti verimli şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir tablet. Birazdan detaylarına bakalım. İlk açılışını gerçekleştirelim. Bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Gördüğünüz gibi USB kablosu, micro USB bir ucu, bir ucu USB. Devam edelim. Burada gördüğünüz gibi seyahat adaptörü var. Seyahat adaptörü de var, mevcut. Bunun dışında da şöyle kaldırıyoruz. Herhangi bir şey yok. Bir de kitapçı var gördüğünüz gibi. Bütün kutudan çıkanlar bunlar. Ne var? Seyahat şarj adaptörü, USB kablosu, kullanım kılavuzu niteliğinde kitapçık ve gördüğünüz Samsung Galaxy Tab S 10.5 inç tablet. Şimdi bu tabletin açılışını yapalım, kurulumunu gerçekleştirelim ve neler var neler yok hep beraber bakalım. Evet, Samsung Galaxy Tab S 10.5'in kurulum işlemlerini tamamladık. Birazdan yazılıma geçeceğiz ancak öncelikle tabletin donanımına da bir göz atalım. 10.5 inç ekran var. 2560x1600 piksel çözünürlüktü. Piksel sayısı bakımından bir hayli yoğun. 10.5 inç ekranda da bu piksel sayısı gayet yeterli. Keskin görüntüler, yazılar sunmayı başarıyor Galaxy Tab S 10.5'in ekranı. Ekranın altında kapasitif dokunmatik tuşları görüyorsunuz. Hemen ortasında da onların ana ekran tuşu var, home tuşu var. Samsung Galaxy S5'tekine benzer bir yapı söz konusu burada. Arkada da aynı şekilde Samsung Galaxy S5'in arkasına benzer bir arka yüzeyin kullanıldığını görüyoruz. Dokulu bir yüzey söz konusu. Bu tablet bronz renkte, gayet hoş, şık gözüküyor. 8 megapiksel kamera ve flash var tabletin arkasında. Sağa baktığımızda sağda USB portunu görüyoruz. Hemen yanında micro SD kart dosyası var. Sağda ve solda olmak üzere iki tane hoparlör var, stereo hoparlörler. Üstte de güç butonu ve ses tuşları dikkat çekiyor. Samsung Galaxy Tab 10.5'te ve aynı zamanda gördüğünüz gibi uzaktan kumanda işlemini sağlayan kızılötesi portta yer alıyor. Altta da mikrofon var gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir donanım yerleşimi, dizilimi söz konusu. Ve şimdi kullanıcı arayüzüne şöyle bir göz atalım. TouchWiz kullanıcı arayüzü, alıştığımız Samsung kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. Çeşitli bileşenler var. Bu bileşenler sayesinde Samsung Galaxy Tab S 10.5'i gayet verimli şekilde kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi burada da bir portal niteliğinde bilgilere, kültür, sanat, haberler, spor, bunun gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabileceğiniz, bunun yanı sıra yine çeşitli yönetimleri yapabileceğiniz bir panel bulunuyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Uygulama menüsüne baktığımızda da Samsung'un çeşitli uygulamalarını, bunun yanı sıra çeşitli Google uygulamalarını görüyoruz. Yüklü şekilde geldiğini görüyoruz. Bu şekilde bir yerleşim söz konusu Samsung Galaxy Tab S 10.5'te. Yine çoklu pencere işlevi bir hayli kullanışlı. Aynı anda
İlk uygulamayı yan yana açıp kullanabiliyorsunuz. Büyük ekranlı bir tabletin vermiş olduğu avantajla gördüğünüz gibi iki farklı uygulamayı aynı anda açıp kullanabilirsiniz. Bir tarafta internete girerken bir taraftan da maillerinize gelen e-posta iletilerine bakabilirsiniz. Samsung Galaxy Tab S 10.5'in ilk izlenimleri bu şekilde, ilk izlenimlerimiz bu şekilde. Detayları çok yakında yayınlayacağımız incelemede bulacaksınız. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.